Kodlama. Mesajın kaynaktan alıcıya ulaşabilmesi için kodlanması gerekir. Kod, insanlara anlamlı gelecek şekilde yapılandırılan herhangi bir semboller grubu olarak tanımlanabilir. Örneğin polis kendi iç iletişimlerinde, özellikle telsiz aracılığıyla yaptıkları iletişimlerini kendileri için anlamlı fakat diğer insanlar için belki de anlamsız bir dil kullanabilmektedir. O halde kaynak iletmek istediği bilgileri bir dizi sembole çevirerek sinyaller halinde kodlar. Kodlama olmadan bilginin bir insandan diğerine iletilmesi mümkün değildir. Örneğin gazetenin kullanmış olduğu kod yazı, radyonunki ise ses, televizyondaki ise ses ve görüntüdür. Kısaca bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine kodlama diyoruz. Kaynağın aklından geçirdiği ya da oluşturduğu düşünceler alıcıların anlayabileceği simgelerle kodlanarak mesaja dönüştürülür. Bir kaynağın bir mesaj kodlaması aynı zamanda onun toplumsal birikimlerini de kapsayan deneyimleri ve yaşantılarının bir yansımasıdır. Kodlama, mesajın gönderileceği ortamın seçimiyle de ilgilidir. Kişilerin arkadaşlarıyla günlük konuşmaları, resmi toplantı konuşmaları veya teknik bir konudaki konuşmalar hep ortama bağlı değişik kodlama ve yöntemlerini gerektirir. Kodlama, mesajın gönderileceği ortamın yani yüz yüze, telefon, telsiz gibi araçların kullanılmasına bağlı olarak farklılaşır. Mesaj yani ileti. Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış biçimidir. Bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve görsel işitsel simgelerden oluşmuş somut bir üründür. Mesajın en önemli iki öğesi içerik ve yapıdır. İçerik anlama, yapı ise simgeler ve kodlarla ilgilidir. Kişiler arasındaki iletişim sorunları genellikle anlam uzlaşmazlığından kaynaklanır. Bu nedenle anlamların paylaşımı olarak da tanımlanan iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için mesajın anlamlı olması gerekir. İletişimde mesajda yer alan simgelerin alıcılar tarafından anlaşılır olması gerekir. Aksi takdirde iletişim bir gürültü olmaktan ileriye gidemez. Mesajın oluşturulmasında kullanılan herhangi bir kod mesaj dili olarak tanımlanır. Mesajın dili herhangi bir ulusal dil olabileceği gibi müzik, resim gibi sanatsal ya da başka simgelerle oluşturulmuş bazı kodlarda olabilir. Bir kod bir kültürün ya da alt kültürün üyelerince ortak olan bir anlam sistemi olup kuralları ve gelenekleri içerir. Bir başka deyişle kod, insanlara anlamlı gelecek şekilde yapılandırılan herhangi bir simgeler grubu olarak tanımlanabilir. Buna göre belli bir biçimde anlamlı olarak düzenlenen sözlü ve sözsüz tüm dillerin birer kod olduğu söylenebilir. İnsanoğlu görsel, işitsel ve görsel işitsel olmak üzere birçok simgelerinden yararlanır. İletişim kurabilmek için örneğin konuşmacı sözcükleri, ressam renkleri ve biçimleri, karikatürist çizgileri, balerin beden hareketlerini vermek istediği mesajı anlamlı kılacak biçimde kullanmak zorundadır. Kaynağın ileteceği duygu, düşünce ya da bilgi mesajın içeriğini oluşturur. Mesajın içeriği konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar, iletişimde işlenecek duygu, düşünce ve bilgilerin seçilmesi. Bunların nasıl işleneceği yani sunuluşu ile ilgili yöntemlerin başarıyla uygulanması. Mesajı oluşturacak içeriğin açık ve seçik biçimde belirlenmesi gerekir. Bu içerik iletilmek istenen alıcının özellikleri dikkate alınarak kolayca anlaşılabilir hale getirilmelidir. Bu işlemde alıcının üyesi olduğu grubun yapısı, toplumsal ekonomik durumu ve diğer özelliklerinin iyi bilinmesi, kaynak tarafından bu ölçütlere göre kodlanan mesajın alıcı tarafından tam ve istendik bir biçimde anlaşılabilmesi için gereklidir. Bu anlamda alıcının belli özellikleri dikkate alınmadan hazırlanan bir mesajın başarısız olacağı ise kaçınılmazdır. İletişimde bulunmak bir bakıma alıcıdan bir tepki almaktır. Yani herhangi bir iletişim kaynağı alıcısının bir şey yapması, bir şey öğrenmesi veya kabul etmesi için iletişimde bulunur. Bu anlamda iletişim kaynakları alıcıyı her zaman akılda tutmalı, dikkate almalıdır. Alıcının anlayacağı şekilde kodlamanın yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ayrıca alıcının ilgisini ve gereksinimlerini karşılayabilecek bir içerik seçiminin de önemli olduğunu belirtmek lazım. O halde kısaca mesaj her türlü görsel ve işitsel işaretler, her türlü sözlü ve yazılı ifadeler,
kaynağın alıcıya ulaştırmak istediği duygu, düşünce ve davranışların kodlanmış halidir. Mesajın özellikleri. Hedef kitlenin dikkatini çekmelidir. Anlamı bozulmadan aktarılabilecek şekilde hem kaynağı hem de hedef kitlenin ortaklaşa sahip oldukları deneyimlerini ifade eden işaretlerle verilmelidir. Hedefte ihtiyaç uyandırmalı ve bu ihtiyaçların karşılanıp giderilmesi için bir şeyler önermeli ve yol gösterici olmalıdır. İhtiyaçların giderilmesinde iletide önerilen yol, bireyin içinde bulunduğu grup normuna uygun düşmelidir. Mesaj anlaşılır olmalıdır. Anlaşılırlık, alıcı ve kaynağın bilgisine, yeteneğine ve kültürel özelliklerine bağlıdır. Anlaşılamayan söz, deyim ve mimiklerden iletişim oluşan mesajlar algılanamayacak, dolayısıyla iletişim gerçekleşemeyecektir. Mesaj açık olmalıdır. Açıklık özellikle istenilen ve beğenilen davranış açısından önemlidir. Kaynak gösterdiği mesajla alıcıdan ne istediğini belirtmelidir. Mesaj görünüm olarak açık olsa dahi beklenen mesaj belirsizse açıklıktan uzak olacaktır. Açıklık alıcı açısından da geçerlidir. Mesajın alıcısının kim olacağı, hangi alıcının ne yapmasının gerektiği mesajın genel ifadesi içerisinde yer almalıdır. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesaj uygun kanalı izlemelidir. Uygun yolu izlemeden alıcıya varırsa etkinliğini kaybeder. Alıcı ile kaynak arasındaki ilişki yetersiz olur. Aynı şekilde mesaj izlediği yolda gereksiz yere durdurulmamalı ve tamamlanmalıdır. Özel ilaveler veya davranışlarla mesaj ek anlamlı hale getirilirse kaynak üzerindeki etkisi istenilenin dışında gerçekleşir ve hedefte beklenmeyen düşünce ve davranışlar oluşturur. Diğer bir süreçte kanal. Kaynakla alıcı arasındaki mesajın aktarılmasını geçmesini sağlayan yoldur. Bu kaynak bir grup, örgüt veya bir topluluk, radyo, televizyon ve buna benzer şeyler olabilir. İletişimin gerçekleşmesi mesajın gönderilmesine ve alıcılar tarafından alınmasına bağlıdır. Kanal, ışık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları, sinir sistemi gibi mesaj taşıyan fizik araçlarıdır. İletişim kanallarını genel olarak kişiler arası ve kitle iletişim olarak iki ana başlık altında sınıflandırmakla açıklayabiliriz. Kişiler arası iletişim kanalları, kaynakla alıcının yüz yüze gelmesi durumunda, örneğin söz, yazı, resim, fotoğraf ya da hareket bağlamında söz konusudur. Kitle iletişim kanalları ise kaynak tarafından kodlanan bir mesajın televizyon, radyo, film, gazete, video gibi kitle iletişim araçlarıyla iletilmesi durumunda gerçekleşir. Kitle iletişiminde kullanılan kanallar, birey ya da grup olarak kaynağın çok sayıdaki alıcı gruplara mesajları ulaştırmalarını sağlar. İletişim kanalları, duyu organlarını uyarabilen ve belli fiziksel özellikleri olan araçlardır. Dolayısıyla iletişim kanalları, uyardıkları duyular açısından işitsel, görsel, dokunma, koklama, tat alma ile ilgili kanallar olarak da sınıflandırılabilir. Alıcı, kod açmayı anılan bu 5 duyu organı kullanarak gerçekleştirir. Bir mesaj görülebilir, dokunulabilir, duyulabilir, bir özellik taşıyabilir. Bu sınıflandırmaya göre iletişim sürecinde aynı anda ne kadar çok duyu organı iletişimin gerçekleşmesi için işe koşulursa iletişimde o kadar etkili olur. Genellikle duyuların doğrudan ve anında uyarılması da iletişimin etkisiyle doğru orantılıdır. İletişimin etkili olabilmesinde kanal seçiminin çok büyük önemi vardır. Hangi kanalın seçileceği, iletişimin amaçları, alıcının özellikleriyle zaman ve mekanın sınırlılıklarına bağlı olarak değişir. İletişimde kime, ne için, neyi iletmek istediğimizle kullanacağımız kanal arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Kitle iletişimde kanal seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar en az maliyetle en çok sayıda kişiye hangi kanallardan ulaşılabileceği, hangi kanalların en çok etkiye sahip olduğu, hangi kanalların kaynağın amaçlarına daha çok uygunluk taşıdığı ve hangi kanalların mesaj içeriğine daha uygun olduğu gibi bir takım ölçütler dikkate alınarak belirlenir. Diğer bir öğe kod açma. Mesajın yorumlanarak anlamlı bir biçime sokulması sürecidir. Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine kodlama diyoruz. İletişimin başarısı
mesajın alıcı tarafından kod açımının yapılabilmesine bağlıdır. Bu ise alıcı ile kaynağın yaşantılarının çakışması ya da en azından kesişmesini gerektirir. Ortak yaşantı ve deneyimlerin bir yansıması olarak iletişimde ortak bir dilin gerçekleştirilmesinin ön koşuludur. Kaynağın aklından geçirdiği ya da oluşturduğu düşünceler alıcıların anlayabileceği simgelerle kodlanarak mesaja dönüştürülür. Bir kaynağın bir mesajı kodlaması aynı zamanda onun toplumsal birikimlerini de kapsayan deneyimleri ve yaşantılarının bir yansımasıdır. Kodlama, mesajın gönderileceği ortamının seçimiyle de ilgilidir. Kişilerin arkadaşlarıyla günlük konuşmaları, resmi toplantı konuşmaları veya teknik bir konudaki konuşmalar hep ortama bağlı değişik kodlama, yol ve yöntemlerini gerektirir. İletişim süreci içerisinde mesajlar ancak kod açma yoluyla kağıt üzerindeki anlamsız işaretler ya da bir takım ses ve görüntü sinyalleri olmaktan çıkıp anlam kazanırlar. Kodlama kaynak, kod açımı ise alıcı tarafından yapılır. İletişimin başarısı mesajın alıcı tarafından kod açımının yapılabilmesine bağlıdır. Bu ise alıcı ile kaynağın yaşantılarının çakışması ya da en azından kesişmesini gerektirir. Ortak yaşantı ve deneyimlerin bir yansıması olarak iletişimde ortak bir dilin kullanılması kod açımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin ilk koşuludur. Diğer bir maddemiz de alıcı, yani hedef. Kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitleye iletişim sürecinde alıcı adını veriyoruz. Alıcı bir kişi, örgütlenmiş ya da örgütlenmemiş bir grup, örgüt ya da toplum olabilir. Alıcı, kaynak tarafından gönderilen mesajlara tepki gösteren ya da tepkisini belli etmeden salt mesajı alan edilgen biri olabilir. İletişimin çift yönlü bir süreç olma durumu alıcının aldığı mesaja tepki göstermesiyle gerçekleşir. Alıcının tepki göstermesi ise öncelikle kendisine gönderilen mesajı almasına bağlıdır. Mesajın bir uyaran olarak alıcının duyu organlarını uyarması için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar algılamanın gerçekleşmesi için her şeyden önce mesaj alıcının dikkatini çekmelidir. Dikkat çekmeyen bir mesajın algılanması olanaksızdır. Dikkat çekmeyle ilgili söz gelimi şiddet, büyüklük, hız, tekrarlama sayısı ve zıtlık, benzerlik ilişkisi gibi birçok teknikten yararlanılır. İnsanlar uyaranların tümünü değil, bunların arasından bazılarını seçerek algılarlar. Seçici algı olarak tanımlanan bu durum, çevre uyaranlarından bazılarının ihmal edilmesi, seçilenlerin üzerinde odaklanılması anlamını taşır. İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için alıcının örgüt ya da grubu içindeki yeri, düşünceleri, inanç ve tutumları, toplumsal ekonomik konumuna ilişkin bilgilerinin öğrenilmesi gerekir. İletişimin etkinliği alıcının çok iyi tanımlanmasına, özelliklerinin bilinmesine bağlıdır. Diğer bir özellik, alıcının çeşitli iletişim araçlarına karşı duyarlılığıyla hangi iletişim kanallarına açık oluşu ve hangi iletişim kanalına ilişkin deneyimli oluşunun da önemi oldukça büyüktür. Yüz yüze iletişimde alıcının iletişime katılma olanağı oldukça yüksek olmasına karşın kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen iletişimde bu etkin katılma olanağı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle kitle iletişim araçlarıyla yapılan iletişim tek yönlü iletişim olarak tanımlanmaktadır. İletişimi çift yönlü yapan ve kaynakla alıcı arasındaki bilgi, duygu, düşünce paylaşımına ve her iki tarafın da bu etkileşim süreci içinde değişimini gerçekleştiren geri bildirim, kitle iletişiminde de bulunmakla birlikte anında değil, istendiğinde ancak gecikmeli bir şekilde gerçekleşir. Bu durum, kitle iletişimini tek yönlü bir iletişim biçimi olarak tanımlanmasına neden olur. İletişim sürecinin en önemli öğesi olan alıcıya, yani mesajımızı paylaşmak istediğimiz kişi ya da kişilere genellikle gerekli ve yeterli önemi vermiyoruz. Çoğu kez anlatmak istediğimiz herhangi bir konuyu ayrıntılı bir şekilde açıklamaya o kadar çok önem veriyoruz ki mesajlarımızın karşımızdaki kişiler tarafından anlaşılacak şekilde iletmenin önemini unutuyoruz. Mesajımızı kodlarken alıcının o konudaki yetenek, özellik ve deneyimlerini göz ardı etmememiz, mesaja yönelik iletişim değil, alıcıya yönelik iletişimi gerçekleştirmemiz gerekir. Diğer yandan bazı durumlarda da mesajımızı ileteceğimiz kişinin kanalına o kadar çok önem veririz ki alıcının bu mesajı seçtiğimiz o kanalla ne ölçüde anlayıp anlamadığını gözden kaçırırız.
Alıcının iletişim becerileri de kaynağın iletişim becerileri gibi iletişim sürecinin işlemesi ve istendik amaçlara ulaşabilmesi açısından önemlidir. Eğer alıcının dinleme, okuma, düşünme yeteneği ve becerisi sınırlıysa kaynağın gönderdiği mesajın kod hacmi eksik ya da yanlış yapılacaktır. Alıcının bilgi düzeyi de iletişimin sağlıklı gerçekleşmesinde önemli bir faktördür. Eğer alıcı kodu ya da mesajın içeriğini bilmezse mesajı alması mümkün olmayacaktır. Bu ise iletişimin amacının gerçekleşmemesi anlamına gelir. İletişim sürecinde alıcının kültürel ortamı ve toplumsal ilişkilerinin de iletişimi etkileyen faktörler arasındadır. Alıcının gelen mesajı alabilmesi için mesaj almaya hazır olması da gerekir. Diğer bir madde geri bildirim. Alıcının kaynağın mesajına verdiği cevap geri bildirim, yani feedback olarak adlandırılır. Kaynak kendisine ulaşan cevabı değerlendirerek mesajını yeniden düzenler ve iletir. Geri bildirim süreciyle kaynak ile alıcı yer değiştirerek alıcı kaynak kaynakta alıcı konumuna geçer. Kaynak alıcıda yeni bir tutum geliştirmek, alıcıda var olan herhangi bir tutumu pekiştirmek ya da şiddetini artırmak, alıcının var olan tutumunu değiştirmek amacıyla iletişim kurar. Alıcıysa tepkisini ya mesajı benimseme, mesaja karşı tepkide bulunma ya da eski konumunu koruma olmak üzere 3 değişik biçimde dile getirir. Her üç durumda da alıcı bir değişime uğrar. Tek yönlü iletişimde alıcı kaynağın gönderdiği mesajı yalnızca edilgen bir biçimde alır. Tepkisini dile getirmez. Bununla birlikte yüz yüze iletişimde karşımızdaki kişinin örneğin yüz ifadesi, bedeninin duruşu gibi özellikleri bir anlamda tepkisini dile getirmesine yardımcı olur. Ne var ki bu sözsüz tepkilerin bir geri bildirime dönüşebilmesi, geri bildirime açık, duyarlı ve sözsüz iletişim kodlarını çözebilecek bir kaynağın varlığını gerektirir. Geri bildirim, kaynağın mesajını alıcının gereksinimlerine ve tepkilerine uygun hale getirmesine ve alıcının iletişime katıldığı duygusunu yaşamasına yardımcı olur. Geri bildirimde bulunamama, sinirli, gergin bir havanın oluşmasına neden olacağı için iletişimin etkinliğini güçleştirir, hatta iletişimi koparabilir. Geri bildiriminin bir diğer önemli işlevi ise kaynağa iletişimin başarısı hakkında bilgi vermesidir. Böylece kaynağın kendisini ve mesajlarını değerlendirme olanağı sağlayan geri bildirim, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki biçimde gerçekleşir. Olumlu geri bildirim, kaynağa iletişim amacını gerçekleştirdiğini, olumsuzu ise gerçekleştirmediğini bildirir. Geri bildirim olumsuzsa kaynak mesajını yeniden gözden geçirir. İletişim sürecinde geri bildirime ne denli önem verilirse o ölçüde iletişimin başarısının yani etkinliğinin artacağını söyleyebiliriz. Geri bildirim aynı zamanda gecikmesiz ve gecikmeli olarak da gerçekleşir. Gecikmesiz geri bildirim ancak yüz yüze iletişim biçiminde gerçekleştirir. Burada alıcı tepkisini anında kaynağa iletme olanağına sahiptir. Diğer yandan kitle iletişiminde alıcılar bu gecikmesiz geri bildirim olanağından yoksun oldukları için tepkilerini gecikmeli olarak iletirler. Bu durum yüz yüze iletişimi kitle iletişiminden ayıran ve aynı zamanda onu kitle iletişiminden çok daha güçlü ve etkili kılan bir özellik olarak değerlendirilir. Geri bildirimler birkaç şekilde olabilir. Bunlar karşındakine bakış şekli, kişinin beden hareketleri, kişinin sözlü olarak söyledikleri, bütün bunların hepsinin beraber ortaya konması ve sessiz kalmadır. Etkin bir geri bildirim de şöyle olabilir. 1. Kaynağa yardımcı olmaya amaçlar. 2. Mesajın tam bir karşılığıdır. Zamanlaması tamdır. Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir. Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur. Etkin olmayan geri bildirim ise mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir. Mesajın anlamıyla doğrudan ilgisi yoktur. Zamanlama itibariyle hatalıdır. Kişiyi ve kişiliği vurgular. Anlaşılmayacak kadar karmaşıktır. Ve sonuncusu spekülasyonlara dayalıdır. Veri ve bilgi içermez, yorum ağırlıklıdır. Yani işitilen ve anlaşılan ve netleştirilen konuyla ilgili yargılamadan hissedilen ve düşünüleni karşı tarafa iletebilmektir. Geri bildirimin faydası diğer kişinin kurduğu iletişimin etkisini anlamasını sağlamaktadır. Etkin dinleme becerisini kullanan birey, konuşan kişinin mesajlarını doğru anlayıp anlamadığını denetlemek için
mesajı kendi sözcükleriyle geri iletmektedir. Bunların yanında iletişimde bir de gürültü öğesi vardır. Bu birkaç gruba ayrılır. Fiziksel gürültü, nörofizyolojik gürültü, psikolojik gürültü ve toplumsal, kültürel gürültü kaynağı olarak sıralandırabiliriz. Bunları açarsak, fiziksel gürültü, konuşma seslerini bastıran müzik, televizyonda görüntü kaymaları vesaire genellikle nedenlerini biliriz ve giderme yollarını da bulabiliriz. Mesaja zarar vermez bu durum. İkincisi, nörofizyolojik gürültü. Yani işitme, görme bozukluğu, zihinsel engeller, konuşma bozuklukları. Yani kısaca kodlama ve kod açma sistemlerinde ya da açlık, yorgunluk gibi durumlarda ortaya çıkan gürültüdür. Psikolojik gürültü de şiddetli heyecan, sevinç, korku gibi durumlarda kaynağı ya da alıcıya ilişkin olumsuz tutumlar, önyargılar bu tür gürültü kaynaklarını oluşturur. Sonuncusu da toplumsal kültürel gürültü kaynakları. Yani iletişime katılan tarafların bilgi düzeyleri, kültürel çevre ve yaşantıları arasındaki köklü ayrımlardan kaynaklanan gürültü türüdür. Gürültü kanaldan, alıcıdan, kaynaktan ya da mesajın kendisinden de kaynaklanmış olsa daima kaynağın iletişim konusundaki niyetlerini alt üst edebilmektedir. İletişimde etkinliği sağlamanın koşulları. Her iletişim davranışının bir amacı vardır. Söz konusu temel amaç etkili olmak ve etkilemektir. Sırf gerektiği ve göreneklerin uygun olduğu için hal hatır sorduğumuz kişilerde bile gereken yerde gerektiği gibi davranan bir insanın izlenimini yaratmaya çalışırız. Gerçi iletişimde bulunurken amacımızı çoğu kez bilinçli bir biçimde belirlemeyiz ama onun hakkında belli belirsiz bir fikrimiz vardır. Bununla birlikte birçok durumda iletişim alışkanlıklara dayanır ve kalıplanmış davranışlar ve mesajlarla gerçekleşir. Başka alanlarda olduğu gibi iletişimde de kalıplaşmış davranışlar ve mesajlar öngörüyü ve birlikte yaşamayı kolaylaştırsa da kimi durumlarda rutine dönüşmüş alışkanlıklar iletişimde yetersizliğe yol açar. Çünkü alışkanlıklarımız bazı durumlarda gerçek amacımızı tamamlamamıza ya da onun hakkında düşünmemize engel olabilirler. İletişimde amacın iyi tanımlanmamış olması ya da alışkanlığa bağlı olarak gözden kaçmasıysa hedefe ve ortam koşullarına göre en uygun iletişim davranışlarının neler olabileceği konusunda bizi düşünmekten, karar vermekten alıkoyarak iletişimde başarısızlığa neden olabilir. Her iletişim sonucunda beklenen tepki görülmeyebilir. Çünkü iletişim, mesajla umulan etkisi arasındaki ilişki yalın bir etki tepki ilişkisi değildir. Birçok etkene bağlı olarak tümüyle ya da kısmen gerçekleşebilir ya da tam beklenenin aksine sonuçlar verebilir. Bununla birlikte iletişimin etkinliğini sağlayan olmazsa olmaz koşullar ve ilkeler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Birincisi, kaynağın inanılır bulunması iletişimin etkisini artırır. Yani kaynağın alıcılar tarafından inanılır bulunması ya da bulunmaması iletişimi olumsuz ya da olumlu yönde etkileyen çok önemli bir özelliktir. İnanılırlığın ise saygınlık ve güvenilirlik olmak üzere iki faktöre bağlı olarak oluştuğu bilinmektedir. Kaynağın iletişim kurduğu konuda uzman olup olmadığı ve alıcının kaynağa duyduğu saygıyla ilgili bir özelliktir. Araştırmalar kaynağın saygınlık düzeyine bağlı olarak tutum değişiminin gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Buna göre yüksek saygınlık düzeyine sahip bir kişiden gelen mesajların alıcı tarafından daha kolaylıkla kabul edileceğini ileri sürebiliriz. Araştırmalar mesajın içeriğinin kaynağın özelliğine bağlı olarak anlam değiştirdiğini ortaya koymuştur. Örneğin aynı mesaj saygın bir kaynaktan geldiğinde inandırıcı bulunurken saygın olmayan bir kaynaktan geldiğinde ise inandırıcı bulunmayabilmektedir. İletişim kaynağının uzmanlığının ötesinde güvenilir de olması inandırıcılığın oluşmasında oldukça önemlidir. Bir iletişim kaynağı konusunda ne kadar uzman olursa olsun iletişimin amacı alıcıyı kandırmak olarak yorumlanırsa o iletişimin alıcı üzerinde fazla bir etkisi olmayacaktır. Araştırmalar insanların kendileriyle benzer görüşlere sahip insanları sevme eğilimi içerisinde olduklarını göstermektedir. İnsanlar sevdikleri bir kişiyle çok kolay özdeşleşirler. O kişinin tutumlarını, zevklerini, davranış ve giyinme biçimlerini kolaylıkla benimserler. Dolayısıyla kaynağın sevilen, çekici bir kişi olması
iletişimin etkisini yükseltmektedir. Yani genel olarak kaynağın konusundaki uzmanlık düzeyine, güvenilir ve sevilebilir olup olmadığına bağlı olarak iletişimin etkisi azalmakta ya da fazlalaşmaktadır. Kaynak alıcının kendisini nasıl gördüğünü iyi değerlendirmelidir. Bu değerlendirme sonunda kaynak mesajlarınca alıcı tarafından kendisinin nasıl görüldüğünü, yani imajının ne olduğuna dikkat ederek düzenlemelidir. Çünkü kaynağın mesajı alıcıdaki imajıyla çelişmesi iletişimi olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla kaynak mesajlarını alıcıdaki imajıyla tutarlı olacak şekilde iletişim kurmalıdır. Bir diğeri de mesaj alıcının dikkatini çekecek şekilde düzenlenmelidir. Alıcının dikkatini çekmeyen, dolayısıyla algılanmayan bir mesaj hiçbir şekilde faydalı bir etkiye yol açmaz. Bir gürültü olmaktan ileriye gidemez. Mesajların kodlanmasında kullanılan simgelerin mesajı gönderen kaynak kadar mesajı alacak, algılayacak, açımlayacak, alıcı tarafından da bilinen simgeler olması gerekir. Simgeler her iki tarafında ortak yaşam deneyimlerinden kaynaklanmalıdır. Mesaj insanların bireysel gereksinimlerine de seslenmeli. Bu gereksinimleri farkına vardırmalı. Onları giderme isteği yaratarak bu doğrultuda davranışa geçmeye güdüleyici olmalıdır. Mesajın etkili olabilmesi için alıcının temel değerlerini, tutumlarını, inançlarını bilmek ve bunları mesajın kodlanması sırasında dikkate almak gerekir. Mesajın dili anlaşılır, içeriği de açık seçik olmalıdır. Ayrıca mesaj verdiği bilgilerden sonuç çıkarmayı alıcıya bırakmayacak, açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edecek şekilde kodlanmalıdır. Mesajın alıcıya ulaşabilmesi için en uygun iletişim aracı seçilmelidir. Bu nedenle alıcının iletişim araç ve ortam türlerine ilişkin tercihleriyle alıcıya ulaşmada kolaylık sağlayan araçların kullanılmasına dikkat edilmelidir. Alıcıya aynı anda ne kadar çok iletişim aracıyla ulaşılırsa, örneğin mesajın sözel olarak iletilmesiyle yetinilmeyip bunu yazılı olarak da iletmesi durumunda iletişimde o derece etkili olur. Alıcının iletişime katılma isteğinin derecesi iletişimin etkinliğini yükseltmekte ya da azaltmaktadır. Bu nedenle iletişim tek yönlü değil, alıcının tepkisini de dile getirmesine olanak sağlayacak şekilde çift yönlü olmalıdır. Mesaj alıcının düşüncesine ters düşmeyecek ve özellikle alıcının mesajı kolayca benimseyeceği şekilde sunulduğunda iletişim çok daha etkili olur. Aynı anda herkese ulaşamayacağı için iletişimde alıcının sayısını sınırlandırmak iletişimin etkisini yükseltir. Tüm konuyu kısaca sonuçlandırırsak, iletişim süreçlerinde iletişimin sağlıklı biçimde gerçekleşebilmesi, alıcının iletiden kaynağın iletiye verdiği anlama en yakın anlamı çıkarması gereklidir. Duygularımızın özellikle de yeteneklerine bağlı olarak değişik çevresel etkiler gönderilen mesajla alınan mesaj arasında farklar oluşmasına, mesajın doğru alınamamasına yol açarlar. Özellikle kanal üzerinde etkili olan bozucu faktörler gürültü olarak adlandırılmaktadır. Anlamlar kişilerin içinde olduğundan dolayı iletişim onu kullanana bireyler kadar kişiseldir. Benliği iletişim sürecinden ayırmak olanaksızdır. Çünkü bütün deneyimlerimiz, tutumlarımız ve duygularımız işin içindedir ve mesaj iletmemiz, almamız bu yollarla olasıdır. Kişiler arası iletişim açısından değerlendirildiğinde iletişim verici kişi, alıcı kişi, onların kodlanması, mesaj, gönderme becerileri, geri bildirim olmak üzere şu şekilde özetlenerek değerlendirilebilir. Birincisi verici. İletişimi başlatandır. Vericinin durumuna ilişkin algıları, ses tonu, mimiklerini, sözsüz dilini ve buna benzer özelliklerini bilirler. Algı, çevreden gelen uyaranların toplama, organize edilme, anlaşılma, değerlendirilme sürecidir. İkincisi alıcı. İletişimde çok önemlidir. Dinlemeyi doğru yapmazsa verici kişinin yolladığı bilgiler alamaz. Doğru dinleme, ses dalgalarının kulakta toplanarak beyne iletilmesinden ibaret ve sadece duymaya yarayan basit bir işlem değildir. Bu durum dinleme sürecinin sadece fizyolojik boyutu olan işitmedir.